Abi geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Evdeler. Evdeler, evdeler. İçerideler. Hoş geldiniz Mehmet Bey, buyurun. Çok üzüldük Mehmet Bey. Başınız sağ olsun. Allah size de anacığınıza da sabırlar versin. Beyler hanımlar içerideler mi? İçerideler, buyurun. Ya kandırıyorsunuz beni, yengensin işte sen. Yok canım, ben yengenin kardeşiyim. Niye aynısınız peki? Çünkü o benim ikizim. İkiz ne demek? Mehmet Bey. Ben sürekli sizi sordum. Yani Erdal Bey'den haber alıyordum. Uyuttuklarını söylediler. Doktorlar uyandırınca haber vereceğiz dedi ama... Siz benden önce davrandınız. Ne olur kusuruma bakmayın. Olur mu canım? Şeyin önemi var. Ben nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Ölümden dönmüşsünüz. Öyle oldu. Şimdi iyisiniz ama değil mi? Ne zaman taburcu ettiler sizi? Taburcu etmediler aslında. Ben kaçtım. Kaçtınız mı? Telefonunu da almamış yanına. Koskoca adam çocuk gibi davranıyor resmen. Bir delilik yapmasın da yine. Yarası da çok kötüydü. Allah'ım inşallah bir şey olmaz. Ne olur bir şey olmasın. Siz de ekiplere haber verseydiniz, arasalar da her yerde. Sebep? Hastaneden kaçmak suç değil ki. Çocuk gibi davranıyor ama koca adam neticede. İstediğini yapmakta özgür. Aklı özlemde kaldı onun. Bunca yıldır tanıyorum Mehmet'i. Hiç böyle görmemiştim. Kısacık zamanda çok fena vuruldu bu kıza. Şimdi hiç rahat etmez. Durduğu yerde duramaz. Özlem'i arıyordur o. Arasın bakalım. Bir sürü polisin bulamadan o nereden bulacak? Kafası yerinde değil ki. Nasıl olsun? Başına gelmedik kalmadı. Keşke hiç girmeseydi bu işe. Biz kendi yağımızda kavrulup gidiyorduk ne güzel. Hep o şarmanlar yüzünden. Kendi belalarını Mehmet'e de bulaştırdılar. Keremciğim, Mehmet Bey'i tanıyorsun değil mi? Seni o kurtarmıştı. Estağfurullah. Ben bir şey yapmam. Olur mu? Biz size minnettarız. Teşekkür ederim. Demokratis. Öyle ama. Bunlar muradı nerede ne oldu? Olan yine o adam oldu. Şu eve ilk geldiği gün hatırlamıyor musun anne ya? Bir de adamın şimdi kendine bak. Adam resmen mahvoldu. Kolay mı oğlum? Adamın kardeşi. Allah kimseye öyle dert vermesin. Buyurun Mehmet Bey. Başka bir şey ister misiniz? Karnınız aç mı? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben sizi Sedef'le tanıştırmadım değil mi Mehmet Bey?
Rahmetli Defne'nin kız kardeşi, ikizi. Memnun oldum. Benim sizinle bir şey konuşmam gerekiyor eğer müsaitseniz. Başka bir odaya geçelim mi? Tabii, tabii. Buyurun. Bak, bu da benim ikizim. Öyle mi? Çok güzelmiş. Senin gibi. Ne oldu? Size birkaç bir şey soracaktım ama önce şunu sorayım. Kerem dayısıyla ilgili bir şey anlattı mı size? Yok, hayır. Niye? Anlatması mı gerekiyor? Yani bir şeyleri bilmiyorum. Hayır, bir şey anlatmadı. Zaten eve geldiğinden beri pek fazla konuşmuyor. Dayısıyla hiç yalnız kaldı mı? Baş başa. Dayısı onu bugün ilk defa gördü zaten. Değil mi hayatım? Evet, ama evvelsi gün telefonla aramıştı. Kurabiye tabii ki ben yapacağım. Abin küçükken tarçın diyemezdi. Tayçını kurabiye istiyorum diye bağırırdı ortalarda. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sağ salim döndü evine. Evet, şükürler olsun. Ben tarçın istemiyorum. Alo? Buyurun Murat Bey. Leyla Hanım meşgul ama bir sorayım isterseniz. Kerem de uyuyordu. Bir bakayım uyanmışsa. Kuzum uyandın mı? Dayın seninle konuşmak istiyor. Konuşabilecek mi? Ha kuzum. Alo. Dayı. Oğlum, evine hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Ya soyayıp durma onu. Bak kurabiye kalmayacak ona göre. O zaman Kadir abi alır gene. Aman tamam alır. Her şeye cevap versen. Kimdi arayan? Murat Bey, Kerem'le konuşmak istedi. Abim mi? Evet. Kızım bitirdin çikolataları. Ne koyacağız içine? Keremciğim, ilk fırsatta seni görmeye geleceğim. Şöyle baş başa erkek erkeğe bir oturup konuşmamız lazım. bak, senden bir ricam var. Seninle konuşana kadar kimseye bir şey söyleme, olur mu? Sana her şeyi anlatacağım. Tamam mı oğlum? Görüşürüz. Hadi bakalım. Keremciğim, ne diyor dayı? Hiç. Ne demek hiç? Yani işte iyi misin diyor, sevindim diyor. İlk fırsatta buluşalım diyor. Ha. Kerem.
Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Ne bileyim. Dayınla falan ilgili mesela. Yok, ne olacak ki? Bak ne söyleyeceğim sana. Ben senin artık hiçbir şekilde üzülmeni istemiyorum. Ne olursa olsun bana anlatacaksın. Hiçbir şeyi saklamayacaksın. Ben üzülürüm falan diye düşünmek yok, tamam mı? İçine atmayacaksın, anlatacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin benim kuzum. Daha tembellik mi yapacaksın? Hı? Biraz da uyup kalkarım. Bakın Mehmet Bey. Bir şey olsaydı Kerem bana söylerdi. Eminim bundan. Siz bir şey mi biliyorsunuz? Tam olarak biliyorum denemez. Ne demekmiş o, anlamadım. Şu anda bunu konuşmaya gerek yok demek. Ama Kerem kendine geldiğinde benim onunla biraz konuşmam gerekecek. Belki bize anlatmak istediği bir şeyler olabilir. Tabii, tabii. Peki nasıl ayırıyorlardı sizi? Ayıramıyorlardı zaten, karıştırıyorlardı genelde. Annen de mi? Yok canım, annem tanıyordu bizi. Peki nasıl tanıyordu? Bilmem, anneler anlıyor bir şekilde. Bak ne güzel bir bebek bu. Hı? Kerem, sana bir sürprizim var. Evine dönmen şerefine sana bir hediye aldım. Saçları, gözleri, kirpikleri. Ne zamandır istediğim bir şey. Çok sevineceksin. Görmek ister misin? Şimdi mi? Evet, şimdi. Sana çok benziyor renkleri falan. Yok. Dışarı çıkmak istemiyorum ben de. Şimdi aynı yaştasınız. Yorgunum, yatacağım biraz. Kerem, beni kırıyorsun ama. Evet. Adı ne? Ayıp ediyorsun oğlum. Hem ne konuştuk biz seninle? Şöyle gidip erkek erkeğe bir konuşalım. Sana anlatacaklarım var. En fazla uzun sürmez. 1-2 saate gider geliriz. Ne diyorsun? Nereye gideceğiz? Sürpriz dedim ya oğlum. Hadi bakalım. Nereye? Kerem'in hediyesini görmeye. Ha, tamam. Ben de geleceğim. Olmaz canım. Orası küçük kızlara göre bir yer değil. Hadi bakalım. Hadi. Gel canım, gel. İkizinle oynayalım. Leyla Hanım sorarsa nereye gittiler Din Bey? Sedef'in de haberi var. Ay Kerem bir dakika dur. Dur oğlum dur, şu şapkayı tak. Gel. Gel kuzum. Amma giydirdiniz çocuğu, arabayla gidiyoruz zaten. Beyim geldi geleli ilk kez çıkıyor dışarı hasta olmasın diye. Annenlerin işleri var şimdi, bölmeyelim. Merak ederlerse ararlar. Hadi kapat kapıyı. Tak kemerini. Thank you.
Özlem meselesine gelelim. Bir şey bulunamadı hala değil mi? Hayır. Lan bu deli ona da zarar verecek. Tam bitti diyoruz, tekrar başlıyor. Bir daha başlıyor. Bir türlü bitmiyor. Bu Faik denen adam bulunmadan bu iş bitmeyecek. O adam çok tehlikeli. Oldukça tehlikeli bir adam. Özlem şu anda onun yanında ve benim onu bir an önce bulmam lazım. O yüzden sizin bana yardımcı olmanızı isteyeceğim. Nasıl yardım edebiliriz Mehmet Bey? Öncelikle Özlem'le Faik hakkında ne biliyorsanız söylemenizi istiyorum. Ne biliyorsanız. Çağıramadın mı? Çocuğu diyorum. Kız mıydı? Erkek miydi? Erkek. Aradın mı çoğulunu? Aradım. Çok aradım onu. Ama bulamadın. Bulamadım. Zaten kimsenin haberi yok çocuktan. Bir Kemal biliyor, bir de doktor. Doktor öldü zaten. Kemal de ısrarla bilmediğini söylüyor. Benim tek bildiğim şey bebeğimi benden aldıktan sonra onu götürdükleri. Artık Türkiye'de değiller. En çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Çok gülüş bana benziyor. İçim yer lan burası. Her yer çamur içinde. En yakın bakkal cehennemin dibinde. Ne bakıyorsun lan öyle bön bön? Götürsene şunları mutfağa. Kollarım koptu. Bahçede de zakkum var. Ne olmuş zakkum var? Ne demek ne olmuş lan? Cehennem çiçeğidir zakkum. Kökünden sökmek gerekir onu. Uğursuzluk getirir. Ben sadece bir kere gördüm bu adamı. Onu da Erdal Bey'e söyledim çünkü resmi görünce hemen tanıdım zaten. Gördünüz mü? Ne zaman? Galiba birkaç sene evveldi. Kafede oturuyordum, karşıma çıktı. Özlem'le ilgili konuşmak istediğini söyledi. Özlem'den bahsettik birazcık. Eski nişanlısıyım dedi. Beni sevdiğine çok ikna etti. Yani ben ona inandım çünkü gözleri, hali, tavrı falan tamamıyla aşık bir adam gibiydi. Onun kötü biri olacağını hiçbir şekilde düşünmedim açıkçası. Peki Özlem ona aşık mıydı? Ben sanmıyorum. Ondan hiç bahsetmemişti. Sadece sorunca şey dedi. Ne demiştim? Keşke onu hiç tanımamış olsaydım dedi. Ben zaten hep yanlış adamlara aşık oluyorum demişti. Bir daha da ondan hiç bahsetmedi. Hep konuyu silmişti sanki yani. İlişkiyi de bitirmişti. Ama belli ki bu adam onu unutmamış. Benim anlayamadığım bize niye düşman oldu? Özlem'le derdi ortada da bizden ne istedi? Bence Kemal Bey açıklayabilir bize bunu. Evet Kemal Bey. Bu adamın sizle derdi ne? Aranızdaki husumet nedir? Nasıl bir mutfak bu ya? Oğlum nereden buldun burayı ya? Çok mu aradın? Şuraya bak, neyi tutsan elinde kalıyor. Merak etme ablacığım, fazla kalmayacağız zaten burada. Ne zaman gideceğiz? O Kemal'si parayı yollayınca. Ne parası? 100 milyon Şarman lirası. Kemal sana niye böyle bir para versin ki? Oğlunun hayatından bile daha önemli bir şey için. Neymiş o? Kendi hayatı. O şerefsiz için kendinden daha önemli bir şey var mı sence?
husumet yok aramızda. Polise de anlatmıştım zaten bunu. Kaç sene önceydi tam hatırlamıyorum. Yolun ortasında saldırdı bana bir kere. Sebep? Bilmiyorum. Adam psikopat işte. Hepsi bu. Kemal Bey'le yalnız görüşebilir miyim ben biraz? Lütfen. Tabii. Tabii. Şimdi yalan söylemeyi bırakabilirsin. Özlem'in eski sevgilisi. Özlem adamı terk etmiş. Adam delirmiş. Gelmiş seni sokak ortasında dövmüş. Sonra hapishaneye. Yıllar sonra çıkıyor, geliyor senin çocuğunu kaçırıyor. Yani senden intikam almak için. Bütün bunların olmasının bir anlamı olması lazım. Neymiş o? Özlem'le senin aranda bir şey var. Saçma sapan konuşuyorsun. Ağzından çıkan kulağını duyuyor musun? Ha? Bir kere o kadın benim karımın en yakın arkadaşı ve benim çalışanım. Bu söylediğinin olması mümkün değil. O zaman o adam sana niye düşman onu açıkla. Evet, Özlem'le ilgili olabilir. Bir iş yemeği için buluşmuştuk onunla yıllar önce. Galiba o adamdan da ayrılmayı düşünüyordu o sırada. Yani böyle adamlar problem çıkarırlar, kıskanç olurlar. Bizim işler de zor. Yemekten çıktığımızda da bizi bir arada gördü. Ne zannettiyse artık manyak herif üzerime saldırdı. Hatta çok üzülmüştü, mahcup olmuştu Özlem de bununla ilgili. İşte bundan ibaret. Anne. Efendim tatlım. Sıkıldım ben. Biz de abimin yanına gidelim mi? Nereye gitti ki abin? Ha? Dayımla dışarı gittiler. Nasıl? Nereye götürdü onu? Murat bir hediye almış da Kerem'e. Onu göstermeye götürdü. Daha çok var mı? Az kaldı, merak etme. Ne zaman çıktılar? Yani fazla olmadı. Ha nereye gittiklerini falan da mı söylemediler? Cevap da vermiyor zaten. Ne oluyor Leyla? Abim Kerem'i almış götürmüş. Telefonu da cevap vermiyor. Nereye götürmüş? Ya niye bu kadar paniklediniz ki? Bana sormadan benim bu oğlumu nereye götürüyor ya? Ya Sedef söyler misin? Biliyorsan nereye götürmüş? Yani... Çiftliğe götürmüştü. Neden geldik buraya? Birazdan öğrenirsin. Hadi bakalım. Thank you.
Cevap yok mu anne? Hayır, yok. Alo. Nasılsın? Evladı. Ne var lan? Ne istiyorsun lan yine? Para hesabı yatmamış. Bir sorun mu var? Ne parası lan? Gerizekalı herif. Oğlum eve geri döndü. Haberin yok galiba senin. Polisler senin peşinde Faik Şaşmaz. Dışarıdaki günlerin sayılı, haberin olsun ona göre. Şu an ne izliyorum biliyor musun? Çok güzel bir film izliyorum. Başroldeki adam kendi şoförünü vuruyor. Acayip heyecanlı. Başta biraz ağlıyor, sızlıyor ama. Sonra çekiyor tetiği, vuruyor adamı. Tanıdık geldi mi? O para dediğim hesaba yatacak. Ne bir kuruş eksik, ne bir kuruş fazla. 100 milyonu hesaba yatırırsın. Bir daha da benim sesimi duymazsın. Anladın mı? Ama eğer beceremezsen... Artık içeride görüşürüz seninle. Bu konuştuklarımız aramızda kalacak, söz mü? Bak son kez söylüyorum. Sen gördüklerini yanlış anladın. Ben Defne'ye niye zarar vereyim ki? Ya niye böyle şeyler düşünüyorsun? O zaman neden söylememi istemedin? Ben... Yani istemedim değil oğlum. Yani hiçbir şeyden de korkmadım. Sadece ailemizi korumaya çalışıyordum. Eğer gördüklerini bir başkasına anlatırsan, yani bir polise anlatırsan... ...sadece beni değil, anneni de zor durumda bırakmış olacaksın. Artık çocuk değilsin, büyüdün. Bazı şeyleri anlaman gerekiyor. Sahip olduğum her şey günün birinde senin olacak. Benim yerime sen geçeceksin. İşte o zaman çevremizde ne kadar düşmanımız var göreceksin. Onların eline koz vermememiz gerekiyor. Kendini koruyacaksın, itibarını koruyacaksın, ailemizi koruyacaksın.
Yoksa her şeyimizi kaybederiz. Her şeyimizi. Kerem. Ne yapıyorsunuz? Yeğenimle yürüyüş yapıyoruz. Ona hediyesini vermek istedim. Beni nasıl korkuttuğunun farkında mısın? Kimseye haber vermeden gitmek ne oluyor ya? Ya asıl sen ne kadar mantıksız konuştuğunun farkında mısın? Ne gelebilir çocuğun başına ben yanındayken? Benim oğlumu bana sormadan hiçbir yere götüremezsin abi. Ya senden izin mi alacağım yeğenimle görüşmek için? Bana söyleyeceksin. O üzülmesin diye üstüne titriyorum ben. Bu nasıl bir düşüncesiz harekettir? Ya ben çocuk biraz sevinsin, hava alsın diye alıp götürmek istedim. Ne var bunda? Düşünen de kabahat. Nankörsünüz be. Siz böyle paranoyak davrandıkça hep korkacak çocuk. Bu şekilde travmayı hiç atlatamaz. Sedef haklı. Asıl sen kendin için endişelen. İyice saçmalamaya başladın. Hadi yürü gidelim. Tamam. Bunlarla mı uğraşacağım ben? Çocukları öpün benim için. Abin haklı hayatım. Adam bir hediye almış altı üstü, onu verecekmiş. Abartmıyor musun biraz? Ne yapayım yani? Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma mı devam edeyim? Sen benim neler çektiğimi, neler yaşadığımı biliyor musun? Ya sen benim neler yaşadığımın farkında mısın? Dönüp dönüp aynı şeyi söylüyorsun ya. Sen gitsene artık. Geç oldu. Oğlumu göreceğim önce. Sana bir şey sormam lazım. Ama hiçbir şey saklamadan anlatacaksın bana, tamam mı? Adamlarla ilgili mi? Hayır. Dayınla ilgili. Orada konuştuklarınızı duydum. Korkmana gerek yok. Üzülmene de gerek yok. Tamam mı? Ama her şeyi bana anlatacaksın. Leyla Hanım, ben müsaadenizi isteyeyim. Mehmet Bey. Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Neyle ilgili? Bugün Kemal'le odada konuştuklarınızı duydum. Yani dinledim. Siz gerçekten Kemal'le Özlem arasında bir ilişki olduğunu mu düşünüyorsunuz? Emin misin? Ama yani orada yatıyordu sadece. Bir şey yaptığını görmedim. Belki doğru söylüyordur. O bir şey yapmamıştır. Yengeme niye zarar versin ki? Yapsa polis de anlardı zaten. Başkası yakalandı. Kimin yaptığını biliyorlar. Onu çok seviyordum ben. Nasıl böyle düşünürsün dedi. Konuştum, evet. Bir yolunu bulacak artık. Bulamazsa başka bir çaresine bakacağız. Tamam. Tamam, eyvallah. Söylemeyecek misin kimle konuştuğunu? Boşver, bilmene gerek yok. İkimizin yerine de düşünüyorum. Senin tek yapman gereken ben ne diyorsam onu yapmak.
Ben gittiğimden beri ne çok şey değişmiş burada. Leyla'ya çok üzüldüm mesela. Gerçekten. Eskiden benden bile gamsız olduğunu söylerdim. Hatta Defne kızardı niye öyle söylüyorsun diye. Şimdi baksana paranoyak olmuş resmen. Herkes ona kötülük yapacak sanıyor. Bugün bile nasıl çıkıştı sana? Yani sonuçta sen ne yapacaksın ki Kerem'i? Değil mi? Gerçi o kadar çok şey yaşadı ki kim olsa kafayı yer. Sanmıyorum. Ama her ihtimale karşı sormam gerekiyor. Kusura bakmayın, sizin de kafanızı bulandırdım böyle. Yok, kesinlikle öyle değil. Ben zaten Kemal'in beni aldattığını biliyordum. Kerem bile biliyormuş. Aklıma özlem olduğu gelmedi. Açıkçası hala da olduğunu düşünmüyorum. Yapmaz öyle bir şey Özlem. Şu an benim tek düşüncem Özlem'i bir an önce bulabilmek. Sadece nereden başlayacağımı bilmiyorum. Siz Özlem'in geçmişi hakkında pek bir şey bilmiyorsunuz herhalde, değil mi? Daha yeni fark ediyorum. Pek bir şey değil, hiçbir şey bilmiyorum. Bir bankada çalıştığını biliyorum holdingden önce. Hangi banka? Bilmiyorum. Ailesiyle konuşmuyordu, arası kötüydü. Ama niye diye sorarsanız onu da bilmiyorum. Çünkü sormadım. Galiba konuşan, anlatan taraf hep ben oluyordum. O hep dinlerdi. Ben gerçekten yakın olduğumuzu sanıyordum. Yardım edeyim sana Fahriye abla. Et bir zahmet. Sen de geç otur istersen. Tavuklu mu bu? Hmm. İlk sende yemiştim tavuklu kuru fasulyeyi. Güzel yapıyordun o zaman. Benim güzel yapmadığım ne var ki? Her bir iş gelir benim elimde. Senin gibi kırıntık karalardan değilim ben. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu sıskaya biraz daha koyaydın. Kan gelsin eline yüzüne. Gerçi bunu fazla yemeye de gelmez ha. Uçuruveririz evvelim Allah. Sonra bütün mahalleli arkamdan dedikodu yapar. Fahriye osuruyla ölmüş diye. Özlemişim gülüşünü. Önüne bak lan. Yesene yemeğini. Bak Sedef. Sorarım sana. Murat. Gel bak sana bir şey göstereceğim. Ya gel bak bir şey göstereceğim. Çok güzel. Çekme, çekme. Hadi gel. Olmaz, bir daha gel. Bir daha gel. Az önce çekiyorsun değil mi? Var. Nereden buldun bunu? Kaç sene önceydi bu? 5 falan. Defne ile daha küsmemiştik. Bak kızın çok iyiydi. Senin Paris'ten getirdiğin şarapları içmiştik değil mi? Evet ya. Of nasıl da sarhoş olduk. Hele Defne, o zaten çok kolay sarhoş olurdu biliyorsun.
Halinize baksana. Ay rezaletsin de. Ne gayetiyim Allah Allah. Sen öğretemiyorsun. Sen. Hadi bakayım tamam. Şimdi yapacağım. Ne eğlenmiştik ama. Hı. Ben daha çok eğlenmiştim vallahi sizi çekerken. Zaten böyle şantaj yapmak için çekmiştim sizi. Şimdi ne olacak? Kafana takma bundan sonrasını ben halledeceğim. Kimseye de bir şey anlatmaya gerek yok, tamam mı? Bak. Bundan sonra ne olursa olsun. Tamam mı? Bak ne olursa olsun. Sana ne anlatırlarsa anlatsınlar. Ben seni çok seviyorum. Tamam mı? Tamam mı yakışıklı? Keşke sana söylemeseydim. Senin de başın belaya girecek şimdi. Hiçbir şey olmaz bana merak etme. Ben bakarım başımın çaresine. Kerem. Sen hala gitmedin mi Kemal? Çıkıyordum ben de zaten. Sen de dinlen tamam mı oğlum? Ben uğrarım yine. Belki biz de bir gün dedeme gideriz. Olur mu? Elmas ablan sofrayı hazırladı. Seni bekliyoruz. Hadi canım. Babacığım gidiyor musun gene? Evet bir tanem gitmem lazım. Üzme anneni tamam mı? Gitmesen olmaz mı? Gelmeyeceğim de telefonu. Olmaz Yasucuğum. Babanın işleri var değil mi? İsrar etmememiz gerekiyor değil mi babası? Evet bir tanem benim işlerim var. Yine gelirim ben. Biz de yemeğe inelim. Sen de ellerini yıka hadi gel bekliyoruz canım. Aşk olsun Mehmet. Ne oldu ki abla? E daha ne olsun? Sanki ben kaçtım hastaneden. Kaç gündür senin yüzünden evimin yolunu unuttum. İnsan bir haber verir. E kaçacağım abla ya. Hadi ya kaçacağım. Çıkmak istedim hastaneden izin vermediniz. Ben de kendim çıktım işte. Aferin iyi yaptın. Hadi dönüyoruz hastaneye. Doktor çok kızdı kaçtığın için. Erdal komiserde. Abarttınız abla siz de ya. Gören de hapishaneden kaçtım zannedecek. Al abi. Şerefsizler ya. Fidye parasını hala bende sanıyorlar. Bir bardak çay 10 lira istedi ya. Abi bak ne diyeceğim. Şu koğuş ağası var ya. Onun adamı anlattı şu sakallı olan. Geçen sene yan binadaki koğuşta tünel kazmışlar. 5 tane mahkum bir olmuş abi. Kaçmışlar. Sonra da hep beraber bir kahveye gitmişler. Tam çaylarını içerken polis çekmiş tepelerine. Almış hepsini tekrar buraya getirmiş. Sen nereden biliyorsun ya? Oğlum zaten bunu bilmeyen bir sen varsın. Herkesin bildiği bir şey bu. Ben ilk girdiğimde de duydum. Yan binada mahkumlar tünel kazmışlar. Kaçmışlar. Sonra kahveye gitmişler. Yakalanmışlar. Buraya getirilmişler. Bana bak bana. Akılsız oğlum. Kafanı kullan biraz ya. Çocuk musun sen? Herkesin her dediğine inanıyorsun. He? Allah Allah. Bu devirde tünel kazmak, kaçmak. Olacak şey mi? Vardır abi vardır. Kesin bir yolu vardır abi. Bak göreceksin kesin. Hadi oğlum hadi. Hadi git yat. Allah akıl fikir versin. Hadi. Thank you.
Sen bize şimdi bir kahve de yaparsın ha? Sen de içer misin? İçerim. Salaklık edersem ikimizi de vur. Çekinme.
Merak etmeyin, gözüm üstünde komiserim. Tamam, tamam. Abla ver şu telefonumu. Ha, uyandı şimdi, kalktı. Sizi istiyor, bir dakika. Al. Alo. Ya Mehmet, hastaneden kaçıp gitmek de nedir Allah aşkına? Ya eşek kadar adamım diyorsun, çocuk gibi davranıyorsun ama. Ya olmaz ki böyle. Sen şimdi bir delilik yapmaya kalkarsan, bak bu sefer karışmam, haberin olsun. Yok komiserim, yok. İyiyim ben vallahi, iyiyim. Arayacaktım zaten sizi bu şey için. Özlem'in durumuyla ilgili bir gelişme var. Ya kardeşim, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Yok Özlem'le ilgili bir şey. Sen şimdi bırak bütün bunları da, doğru hastaneye. Ya tamam komiserim, ben giderim hastaneye, o sorun değil. Siz Özlem'in eski evine ulaşabildiniz mi? Ailesine ulaştınız mı? Nerede oturuyorlarmış? Peki ne yapacaksın Mehmet? Ne yapacağım komiserim? Gidip ben de konuşacağım işte, ne yapacağım? Yok kardeşim, konuşmayacaksın. Şimdi hemen evden çıkıp hastaneye yatmadığın sürece hiçbir şey öğrenemezsin benden. Ya oradan oraya koşturmana izin veremem Mehmet, anlamıyor musun? Daha yeni çıktın ameliyattan. Ya hem bırak sen bütün bunları, biz gerekeni yapıyoruz. Peki komiserim, peki. Bari bir gelişme var mı, onu söyleyin. Hayır, elimizde bir şey yok. Tamam, merak etme, bulacağız. Sen iyileşmene bak. Tamam. Adam tek kelime söylemedi. E ne yapsın? Adam sana malzeme versin, sonra başını belaya sokmanı mı izlesin? İyi yapıyor. Aferin. Hadi kalk. Kalk, 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 kalk. Bir şeyler yiyeceksin. Hadi bakalım. Geç otur bakayım şöyle. Ha şöyle. Sana Erdal komiser gibi davranmak gerekiyormuş. Bak Mehmet. Biraz iyileş, toparlan. Sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Bak, Metin de komadan çıktı. E sana söyleyemedim. Firar etmekle meşguldün o sırada. Nereye? Mehmet nereye Allah aşkına? Helal olsun sana da. Yani başkası olsa bu kadar dayanamazdı, ne bileyim öyle adamların içinde falan. Atı ne yaptın, atı? Bindin mi bakalım ata? Yok. Gezdirdik sadece. Ha. Hani bu babamla gittiğimiz bir çiftlik vardı. Dayının çiftliği miydi neydi? Orada mı duruyor? Bilir amca nerede? Ne zaman dönecek? Vallahi biz de bilmiyoruz. Babandan izin istemiş. Gideceğim, işlerim var falan demiş. Bakalım. Bekliyoruz biz de. Eğer bu kez parayı veremezsem dediğini yapacak. Biliyorum bu kez yapacak. Öyle çok hırslandı ki bana. Kerem için istediği parayı da alamayınca. Parayı göndersen bile yapmayacağı ne malum. Adam sana kafayı takmış. Tek derdi para değil o. Ya biliyorum baba, biliyorum da ne yapayım? Başka çarem mi var? Ne yapayım? Peki ne yapacaksın? Murat Şarman'dan o kadar parayı nasıl alacaksın? Adam öz yeğenine bile vermedi. Şimdi ne deyip isteyeceksin o parayı? Bilal'i vurdum, adamlar beni tehdit mi diyor diyeceksin. Parayı vermezsem hapsi boylayacağım mı diyeceksin? Hı? Bırak bu adam para vermeyi. Seni kendi eliyle polise teslim eder oğlum. Başka bir yolu daha var ama. Çok riskli. Eğer bunu da yaparsam zerre değerim kalmayacak Şarmanların gözünde. Riski mi kaldı oğlum? O adamın gözünde bizim ne zaman değerimiz oldu ki? Sedef. Çok özür dilerim. Yani ne olur beni affet. Yani sana baktıkça... Onu görüyorsun, biliyorum. Elimde değil.
Onu yaşadığını düşünmek o kadar güzel ki. Eskisi gibi yanımda. Gerçek acı olunca insan unutmak istiyor. Ne olur affet. Üzülme, sana kızgın değilim. Sadece burada daha fazla kalmam doğru olmaz. Ne olur gitme. Sen de gitme. Otursanız evladım. Anne sen ne yaptın? Tek başına mı geldin? Tek başına geldim tabii oğlum. Kimle geleceğim? Ay oturun hadi. Dikilmeyin tepemde. Cemil abla, ben Mehmet'e göz kulak olurdum. Biraz daha kalsaydın. Yok, benim hemen gelmem lazımdı. Bizimkiler uyurken çıktım zaten yola. Haberleri yok mu onların? Hasibe Hanım merhaba. Teyzem mi? Burada burada. Kalkmış gelmiş. İyi, merak etmeyin. Tamam, söylerim. Onların da selamı var. Allah'a emanet olun. Kadın seni göremeyince ödü patlamış. Bırakmazlar diye kaçtım zaten. Genlerinizde var herhalde firar etmek. Anne, eğer sen benim için geldiysen buraya... Yok oğlum, ondan değil. İnci dedi gel diye. Nasıl? İnci mi dedi? Güzel fikir gelmedi aklıma. Bu insanlar buradan nasıl kaçmışlar zamanında Hasan abi? Ya oğlum, kafandan bu fikirleri çıkarıp atarsan sen de herkes gibi mışıl mışıl uyursun. Yok abi, çıkaramam ya. Ben duramam burada. Bak, bir yolunu bulacağım, göreceksin. Her taraf ayak kokuyor. Ya. Hadi ayağa geçtim de yorulamaları. Gören de kendi aralarında muhabbet ediyor sanır. Hele benim alttaki akşam yemeğinde ceset yiyor sanki. Şerefsiz. Bir gece tıpa takacağım, bak göreceksin. Oğlum sen ne biçim adamsın ya? Vallahi billahi. Sen nerede? Ya babanın tatil köyü mü lan bura? He? Mapushane lan bura, mapushane. Da kokacak, ayak da kokacak. Alış buna. Allah Allah. Kendisi sanki çiçek. Allah, bu sığırların arasında çiçek gibiyim abi. Kusura bakma. Hı. Hasan Deli Orman. Müdür bey seni çağırıyor. Hadi kalk. Hayırdır inşallah. Geliyorum. Gel abi, yardım edin. Müdür beyle konuşayım da sana özel bir oda ayarlasın. Bekir bey alışamadı buraya. Salak.
Gel Hasan Deli Orman. Gel. Evet. Bugün yatıracaksın. Ulan şerefsiz! Ben nereden bulayım lan 100 milyon 2 günde? Keyfin bilir. Peki ben nereden bileceğim? Ha? Nereden bileceğim parayı hesabına yatırdığımda o görüntüleri polise vermeyeceğini? Bilemeyeceksin. Ne kadar tuhaf değil mi? Bana güvenmekten başka hiçbir çaren yok. Tamam. Peki. O zaman kızı rahat bırak. En azından Özlem'i rahat bırak. Ulan sen sakın onun adını ağzına alma sakın! Sana mı düştü lan Özlem'i savunmak? Sana mı düştü lan Özlem'i düşünmek? Sen kimsin lan? Lütfen. Lütfen o kıza bir şey yapma lütfen. Ona bir zarar verme lütfen. Lan bu kıza hiç kimse, hiç kimse senin verdiğin zararı veremez. O parayı tıpış tıpış bugün yatıracaksın o hesaba. Anladın mı lan? Yoksa akşama polis izler videonu. Sen bana erkeklik taslayacağına. Git elini çabuk tut. Abi seni. Benim hanım. Başın sağ olsun abi ya.
Gel abi otur gel. Gel abicim. Dur abi. Ben gidiyorum. Yani bir arkadaşımı görüp geleceğim. Ararım işim bitince. Konuşmamız lazım. Bir şey mi oldu? Evet, konuşmamız lazım. İyi gördüm seni. Ucuz atlattık. Sen de benim yüzümden de. Sağlık olsun. Ne yapalım, ben kendim kaşındım. Hakikaten sen ne işin vardı orada? Beni mi takip ettin, ne yaptın? Herhalde. Bir delilik yapacağını düşündüm. Haklı çıktım işte bak. O adamı öldürebilirdim. Eğer sen engel olmasaydın. Ben seni korumaya çalışıyordum. Gerçekten beni mi korumaya çalışıyordun yoksa onu mu? Niye o adamı koruyayım ki? Bilmem. Sonuçta eski müvekkili. Kemal, bütün gün seni bekleyecek halim yok. Ne oldu söylesene. Abi, bizim o 100 milyon doları vermemiz lazım. Saçmalama. Niye veriyoruz ki o parayı? Kerem evinde, adamlar da yakalandı. Ama o Falco denen adam hala dışarıda. Ve o parayı istiyor. Ve bu kez Özlem için istiyor parayı. Aklımdan bile geçmezdi. Adam Kemal Bey'i dövmüştü. Sonra da içeride bir polis memurunu. O yüzden ceza almıştı zaten.
Özlem kim ki bu kadar serveti ödeyeyim ben ona? Özlem benim için önemli. Özlem senin için önemli mi? Evet. Özlem benim için çok önemli. Yani aptal olduğunu bilirdim ama bu kadarını beklemiyordum. Lütfen anlamama yardım eder misin? Sevgilin için bu 100 milyon doları ben niye vermek zorundayım acaba? Hepimizin sırları var abi. Hatta bazılarımızın sırları onları hapse götürebilecek kadar önemli. Ama ben seni düşünüyorum. Gerçekten. Ailemizin onurunu düşünüyorum. İtibarını düşünüyorum. Şunu bir izle istersen. Eylül Cuma günüydü. Kaçırıldığım gün. O gün dayımların yazlık evine gitmiştim. Günlüğümü aramak için. Kavga ediyorlardı. İçeriden sesler geliyordu. Bahçeden duyuluyordu. Beni terk edip gidemezsin. Seni öldürürüm. Dayım, bırak bana izin ver. Öldürürüm seni diye bağırdı. Seni öldürürüm. Sonra bir gürültü oldu. İçeri girdim. Yengem yerde yatıyordu. Başında dayım vardı. Ellerinde kan vardı. Çok korkmuştum. Hemen kaçtım. Kerem! Kerem dur! Dayım Kerem. Beni yakaladı. Kerem dur dedim sana. Bana bak. Buraya hiç gelmedim. Hiçbir şey görmedim. Anladın mı? Buradaki hiçbir şeyi... Kimseye anlatmayacaksın dedi. Metin. Özlem hakkında ne biliyorsun? Kayıpmış, doğru mu? Erdal komiser de sordu. Ne dedin? Hiç. Ben onun hakkında bir şey bilmiyorum ki zaten. Sence onun bu işlerle bir alakası olabilir mi? İşte bu yüzden o 100 milyon doları vermek zorundayız. Bilmem anlatabildim mi? Bu senin yaptığın şantaj. Ayrıca da bununla da hiçbir şey ispat edemezsin. Öyle mi düşünüyorsun? İstersen verelim polise görüntüleri, onlar değerlendirsin. Bahçeye çıkar mısın beni? Çıkamayız. Lütfen. 5 dakika nefes almaya ihtiyacım var. Söz veriyorum sesimi çıkarmayacağım. Çıkarırsan zaten. Biliyorum öldürürsün. Thank you.
gerizekalısın sen. Gündüz vakti. Hiçbir kafan basmıyor senin. Ablacığım, biliyorum. Tamam. Özlem. Olsun Metin. Çok ağrımı çekti. Kurtuldu sonunda. Hem benden hem çektiği acılardan kurtuldu. Bir gün yüzü gösteremedim. Öyle deme abi. Öyle deme abi. Öyle öyle. Başını yerde koydu. Verdiğim hiçbir sözü yerine getiremedim. Buralara geri dönmeyeceğim dedim. Döndüm. Çocuklarımı babasız bırakmadım. Bıraktım. Cenazesine bile gidemiyorum. Abi olur mu öyle şey ya? Müdürle konuşuruz, izin verir. Söyledim müdür. Nakiler acı görevdeymiş. Yetiştiremeyiz. Ulan Falko. Bak ulan Falko, senin yüzünden başımıza gelenlere bak lan. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor. Bilmiyorum sanıyorsun değil mi? Tek parmağında oynatıyorsun bu salağı. Ama bana sökmez. Bu da mafya olacak güya. Mafyası. Ben biraz uzanacağım. Üstüme kapıyı kilitlersin. Thank you.
şeyi gör istedim. Bana yaptığın her şeyi gör. Orada oturup benim intiharımı izleyeceksin. Çünkü bunu sen hak ettin. Benim katilim sensin. Hiçbir zaman öğrenmeyeceksin kaybetmenin ne demek olduğunu. Hiçbir zaman bilmeyeceksin. Umarım bir gün bunu en ağır şekilde öğrenirsin. Ben kaybetmeyi senden öğrendim. Sen öğrettin bana kaybetmeyi. Umarım bir gün de başka biri sana öğretir. Benim elimden aldığın her şeyin en ağır şekilde bedelini ödersin. Bu hayattan son isteğim bu. Şimdi karşımda çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım ben size. Leyla, ben seni daha sonra arayayım mı? Görüşürüz. Yok yok. Sen adam olmayacaksın belli. Bu karı senin sonun olacak belli. Hayır, ben kendime yanarım. Senin peşin sıra geldiğime yanarım. Senin gibi bir salağı besleyip büyüttüğüme yanarım. Söyle patron. Ne zaman yola çıkabiliriz? Tamam, güzel. Tamam, ben haber vereceğim sana. Ne olmuş? Para hesabı geçmiş. Bunun hesabını çok kötü vereceksin. Buna mecbur kaldım abi. Mecburdum buna. Ama bu senin iyiliğin için gerçekten. Öyle düşün. 100 milyon dolar verdin. İtibarın ve hayatın kurtuldu. Değmez mi? Cüzdanından kimlik ve ehliyet çıktı.
Merhaba bacım. Hilal Toplu'nun eşsiz misiniz? Benim evet. Bu kimlikteki şahsı tanıyor musunuz? Kocam benim. Bu sabah kıyıya vurmuş bir ceset bulduk. Ya ne bileyim ne olmuş, bir şey olmuş işte. Özlem, Özlem. Ulan neymiş bu, zehirlemiş kendini. Hastane. Ne? Hastane. Ne hastanesi? Lazım. Sen manyak mısın? Ne hastanesi? Kurtarlar hastane. Kafayı mı yedin sen? Gidemezsin hastaneye falan. Kendini mi yakacaksın? Abla ne yapayım? Böceğim ölsün mü, ne yapayım? Gidemezsin. Gözüsü ölsün. Sen mi öldürdün? Gidemezsin. Çekil abla. Gidemezsin. Sana söylüyorum, gidemezsin. Abla çekil, onu da kaybedemem. Abla çekil. Çekil abla. Çekil önümden. Aç şu kapıyı. Mehmet, sana adresi mesaj atıyorum. Şimdi hemen gel. Özlem bulundu. Ne? Nerede? Tamam. İşlemleri başlat. Nasıl? Durumu nasıl? Durumu telaşlama. Midesi ne kadar iyi şimdi? Neredesin? Hangi odada? Ya tamam, bir sakin ol. Haber verecekler. Göreceksin. Ben sakin olmak istemiyorum. Ben hemen onu görmek istiyorum.
nasıl olsa düştüm aşka. Düşe kaldım. Özlem. Öğrendim döndüm aşkla. Başa döndüm geldim ya sen. Neymiş? Sen ya ben aşktım. Sen ya ben aşktım. Sen ya ben aşktım. Sen ya ben aşktım. Özlem. Ben inanmak istiyorum. Sana inanmak istiyorum. Ne olur inandır.